Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve alihi ve sahbihi ve men vala. Muhterem kardeşlerim, şunu her zaman tekrar ediyoruz ki, ilim hizmeti bu dünyanın en huzurlu, en hayırlı, en bereketli, en izzetli işidir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu'nun bize böyle bir fırsat vermiş olması çok özel bir nimettir. Bunun için Allah'a özel manada hamd ve sena etmeliyiz. İlmin hakkını vermeliyiz, medresenin hakkını vermeliyiz, medresenin adabına riayet etmeliyiz. Birbirimizle olan ilişkilerde kardeşliğin hakkını vermeliyiz. Zaman zaman eğer biz ilim okumanın hakkını vermezsek, mahşer günü çok ciddi bir hesapla karşı karşıya kalacağımızı ifade ediyoruz. Başta Allah Celle Celaluhu bize böyle bir fırsat verdiği halde bunu değerlendirmediğimiz için Allah'a karşı hesabımız ağır olur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın miras bıraktığı bu ilmi, ilmin değerini bilmediğimiz için hesabımız ağır olur. Ne diyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? El-ulemâ uverethetul enbiyâ. Fe innel enbiyâ lem yuverrithu dinâren velâ dirhemen. Bel yuverrithul hikme. Femen ahazaha ahaza bihazin vâfir. Alimler peygamberlerin varisleridirler. Çünkü peygamberler vefat ettikleri zaman arkalarında mal mülk bırakmazlar. İlim ve hikmet bırakırlar. Kim ilmi alırsa o en büyük payı almıştır. Mirasın en büyük payını almıştır der Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bakınız, mirasın büyük payı para, bağ, bahçe, mevki, makam falan değil. İlimdir. Buradan da ilmin değerini net bir şekilde anlıyoruz. İşte biz bunun hakkını vermezsek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a karşı da hesabımız ağır olur. Ayrıca anne babalarımız, büyüklerimiz bize bu imkanı vermişler. Yavrum sen git ilim oku. Biz bütün külfeti kendimiz üstleniriz. Sen yarın ümmete rehberlik yapacak bir alim ol diye sizi buraya göndermişler. Halbuki bu yaşa kadar sizi büyütmüşler. Tam meyvesi yenilecek yaşa gelmişsiniz. Yani çalışıp onların bütçesine katkıda bulunacak iken, hayır sen herhangi bir işte sanatta çıraklık, kalfalık değil de tarlada ırgat olma, inşaatta işçi olma, sen git ilim oku, o işlerin hepsini biz yaparız demiş. Sizler de buraya geldiğinizde vakitlerinizi boşa harcar, işte gevezelik şakşakıyla vakit öldürür, İlim okumanın hakkını vermezseniz anne babanıza karşı da hesabınız ağır olur. Anne babanızın sizin üzerindeki hukukunu çiğnemiş olursunuz bu yönüyle. Yine size emek veren hocalarınız, müderrisler, seydalar, bunlara karşı da bir sorumluluğunuz var. Günümüz şartlarında medreseye hizmet eden bütün alimler, melleler, hocalar, seydalar hakikaten çok zor şartlarda bu görevleri yerine getiriyorlar. Kesinlikle mesai şu bu falan diye bir şey düşünmeksizin sabah namazından sonra bu işe başlayıp gereğinde gece vakitlerine kadar devam etmek gerçekten sadece gönüllülük esasıyla yapılacak bir iştir. Parayla, pulla, mevkiyle, makamla olacak bir şey değildir bu. Evet, yine eğer böylesi bir medreseye geldikten sonra bu medreseyi hem oluşturan, tesis eden hem de devamını sağlayan
esnaf, işçi, işveren vesaire hayır sahiplerine karşı da hesabınız zor olur. Çünkü onlar böyle müesseselere yardım ederken niçin yapıyorlar bunu? Burada ilim okuyan talebeler var. Bunlar yetişsinler, ümmeti aydınlatsınlar diye bu yardımları yapmaktadırlar. Siz eğer bunu yapmazsanız, ilim okumanın hakkını vermezseniz onlara karşı da hesabınız ağır olur muhterem kardeşlerim. Evet, yardım eden insanlar, medreseyi ayakta tutmaya çalışan insanlar, hayır müesseselerini, vakıfları, dernekleri ayakta tutmaya çalışan insanlar, özellikle medreselerde yarın ümmete rehberlik yapacak peygamber varisi, davetçi, alimler yetişsinler diye bu yardımları yapmaktadırlar. Zaman zaman biz şunu hep söylüyoruz. Biz kesinlikle namaz kıldırma memuru ya da başarılı bürokratlar yetiştirmek için mücadele etmiyoruz. Bizim tek hedefimiz peygamber varisi, davetçi alimler yetiştirmektir. İlmin hakkını veren, ümmetin derdiyle dertlenen, dostunu düşmanını bilen, hayrı şerri ayırt eden, iyinin yanında kötünün karşısında olan, hakkın destekçisi, batının ise karşısında duran yiğit alimler yetiştirmek istiyoruz muhterem kardeşlerim. Böylesi müesseseleri ayakta tutan insanlar da aynı şeyi hedeflemektedirler. Dolayısıyla bu konuda da dikkatli olalım, yoksa onlar konusunda da hesabımız ağır olur muhterem kardeşlerim. Siz buna daha başka nice şıklar ekleyebilirsiniz. Mesela bizi birbirinize karşı hak hukukunuz, buradaki kardeşliğiniz, birliğiniz, beraberliğiniz, müzakereleriniz, dersleriniz, birbirinize destek olmanız, birbirinizi ilme teşvik etmeniz, bütün bunların hepsi bir hak hukuktur. Bu hakkı da yerine getirmeye çalışalım. Eğer ilim okumanın hakkını verirsek, kesinlikle bu bahsettiğim bütün konularda hesabımız çok kolay olacaktır. Hatta inşallah hesapsız cennete girenlerden olma ihtimali de yüksektir. Aksi takdirde hesabımız ağır olur. Allah Celle Celaluhu bizi ilmin hakkını veren ilim talebelerinden eylesin. Bize fayda veren ilim nasip eylesin. Faydasız ilimden de cümlemizi uzak eylesin. Allahümme amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain.